Çekirdekli Şeffaf Sohbet'ten herkese mutlu sabahlar, güzel bir gün diliyorum herkeslere. Bugünkü konuğumuz boşanma arabulucusu ve uzman adli psikolog Murat Argış bizlerle olacak. Kendisi boşanma sürecini, psikolojik etkilerini ve tabii ki boşanma sonrası yapılması gerekenleri bizlerle paylaşacak. O yüzden ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Murat Bey İzmir'den Skype bağlantısıyla stüdyomuza konuk olacak. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet birazdan başlıyor. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'ten herkese merhabalar, mutlu sabahlar diliyorum. Bugünkü konuğumuz boşanma arabulucusu ve adli psikolog Murat Argış, İzmir'den Skype bağlantısıyla stüdyo konuğumuz olacak. Murat Bey merhaba, günaydın, nasılsınız? Merhabalar, günaydınlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de çok çok iyiyiz. Çok güzel oldu sizinle bugün bu programı gerçekleştirmemiz. Çünkü günümüzde bu kadar önemli bir konu ki sizden çok kıymetli bilgiler alacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki katıldınız. Tabii hem güncel bir konu hem de belki de yeni duyan, ekranlarını yeni açan izleyicilerimizin de yeniden öğrenmesi için hukuki aile ve boşanma arabuluculuğu nedir? Bizimle paylaşır mısınız efendim? Şöyle ifade edeyim. Hukuki arabuluculuk aslında tamamen işin yasalar ve kanunlar çerçevesinde boşanmaya karar vermiş kişilerin hukuki anlamdaki çok olayı mahkemeye taşımaya gerek duymadan var olan kanunlar çerçevesinde boşanmayı gerçekleştirmeye çalışan bir alandır. Aile arabuluculuğu ise psikolojik anlamda aile içerisinde yaşanan bazı problemlerin belirli bir uzman tarafından aile danışmanlığı veya aile arabuluculuğu uzmanıyla birlikte aile içerisindeki problemlerin çözülmeye çalışıldığı, uzman desteğinin alındığı bir alandır. Boşanma arabuluculuğu ise bunların ikisinden de farklı olarak aslında boşanmaya tamamen karar vermiş kişilerin boşanma sürecinde daha sağlıklı bir şekilde, daha sağlıklı bir iletişimle boşanmayı gerçekleştirmeye çalışan bir alandır. Yine aynı zamanda burada birkaç farklı hukuk dalını kullanıyoruz değil mi? Yani hem arabuluculuk var hem doğrudan boşanma avukatlığı şeklinde de ilerleyiş sürüyor. Fakat aralarında tabii bazı bariz farklar var. Bunlar nelerdir? Bizimle biraz paylaşır mısınız? Şimdi şöyle bir şey ifade edeyim. Şimdi boşanma arabuluculuğu kavramını ilk insanlar duyduğunda danışmanlarımla ya da çalıştığım insanlarla genellikle şu düşünülür. Bir şekilde boşanmaya çalışan veya boşanma davası açmış kişilerin belirli bir uzlaştırmaya çalışmak ya da boşanmayı engelleyecek şekilde onları belirli bir alana taşımaya çalışmak gibi bir anlam olarak algılanıyor. Ama tam tersine aslında tamamen artık olayın kesinleşmiş olduğu, boşanmanın kesinleşmiş olduğu ve o süreçte tamamen uzman desteğiyle, sağlıklı bir iletişimle insanların birbirlerini yormadan, daha fazla psikolojik olarak birbirlerine yük olmadan gerçekleştirdiği bir alandır aslında boşanma arabuluculuğu. İnsanların düşündüğünden daha farklı olarak. Yani biraz farklı bir anlam itibariyle belki şöyle ifade edebilirim. Aslında boşanmaya karar vermiş insanları uzlaştırmaya çalışmıyoruz. Tekrardan evliliklerin sürmesine yönelik. Daha çok boşanma sürecinde kendilerini o yoğun duygusal yoğunluktan alıp daha sağlıklı bir iletişim kanalıyla sağlıklı bir şekilde boşanmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve tabii aile aynı zamanda paylaşımları da değil mi daha adil ve hani birbiriyle belki didişmeden daha kolay yapmalarını sağlıyor olabilirsiniz. Evet, şöyle ifade edeyim. Şimdi psikolojik anlamda yaz sürecinden sonra insanı en fazla etkileyen unsurlardan bir tanesi de boşanmadır. Aslında duygusal olarak çok yoğun geçen bir süreç. Ve insanların çok daha belirli bir sağlıklı bir iletişimden ziyade daha nesnel düşünmekten ziyade duygusal olarak hareket ettikleri bir süreçtir. Bunu daha böyle dışarıdan bir uzman desteğiyle bu duygusal düşünceleri biraz daha ötesinde
olayın insanların, boşanmaya çalışan insanların daha olaya objektif bir şekilde bakılmaya çalışılarak bir masaya oturtmaya çalışmak aslında bu sürecin kendisi. Peki mesela bu aşamada ailelerle, daha doğrusu boşanmaya karar vermiş ailelerle nasıl bir yol izliyorsunuz Murat Bey? Boşanmaya karar vermiş insanlarla aslında ilk önce genellikle avukatlar üzerinde bir süreç gerçekleşiyor. Çünkü Türkiye'de şu anda çekişmeli davalarda, boşanma davalarında ortalama 5 sene devam ediyor ki bu minimum 3 sene ile 8 sene arasında değişmekte. Bunu şu şekilde ifade edeyim, bu 3 sene ve 8 sene arasında, ortalama 5 sene olarak ifade ettiğimiz şeyde 5 sene boyunca boşanmaya çalışan çiftler birbirlerini daha fazla yorabilmek için sürekli farklı yönelimlerde bulunabiliyorlar. Farklı davranış içerisinde bulunabiliyorlar. Bu aslında duygusallığın verdiği ve duygusallıkla yapılan davranışları ifade ediyor. Yani aslında normalde sergilemeyeceği bir tavrı boşanma sürecinde belki bir hırsla, belki bir inatla gerçekleştiriyor olabilir, değil mi? Kesinlikle. Bununla da kararlar verilince olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Şöyle bir ifade kullanayım. Bu adli konularda çok yaygın olarak kullanılan bir sözdür. Ceza mahkemelerinde kişiler en iyi halleriyle mahkemeye çıkarken ifade edilir. Aile mahkemelerinde insanların en kötü halleriyle, ama iyi olan insanların en kötü halleriyle onları orada görebiliyorsunuz. Çünkü bu sağlıklı bir süreç aslında. Bu anormal bir durum değil. Gayet sağlıklı bir süreç. Çünkü bir anlamda var olan bir yatırım söz konusu. Bu umut olarak ifade edebilirsiniz. Bunu zaman olarak ifade edebilirsiniz. Beklenti olarak ifade edebilirsiniz. Bunların hepsinin bir anlamda çöktüğünü ve ortadan kalktığını, aslında bunun gerçekleşmeyeceği düşüncesi insanlarda ciddi bir şekilde duygusal duygularının ön plana çıkmasına yol açabiliyor. Ama işin boyutuna baktığımızda biraz daha duygusal olarak, tamamen duygusal olarak düşündüğümüzde olayın objektifliğini kaçırıyor olabiliriz bazı noktalarda. Belki bunu bir uzman desteğiyle ya da başka bir dışarıdan bir uzmanın gözüyle olaya bakıldığında kişiler daha çok şey yapmaya başlıyor. Evet, bu süreç belli bir duygusallıkla hareket edilecek bir durum değil. Bunu daha sağlıklı bir şekilde nasıl çözebiliriz? Genellikle gelen danışanların çoğu ya da çiftlerin çoğu şu şekilde, bir umut yok aslında. Umutsuz bir şekilde gelirler. Ama süreci onlara fark ettirmeye çalıştığımızda ortaya çıkan durum çok daha farklılaşmaya başlıyor. Çünkü şöyle bir şey ifade edeyim. Boşanma sürecinde aslında 3 sene ve 8 sene arasında değişen o sürecin kendisi, 3 sene ve 8 sene boyunca insanların tüm yaşamlarından aslında o zamanın hepsini alıyor. İnsanlar bunu ifade ettiğinizde aslında çok daha farklı bir bakış açısı sunuyorsunuz ve insanlar bunu bir farkındalık kazanmaya başlıyorlar. Neticede bir boşanmaya karar vermişsiniz ve bunun duygusallıkla değil de orta bir çizgide herkesin belki bir anlamda ortak bir paydasında buluşup insanlara boşanmadan sonraki hayatlarında daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmelerini sağlanıyor aslında bu süreç. Şu şekilde ifade edeyim. Bu durumlarda genellikle desteğe başvurmuş, boşanma arabuluculuğu desteğine başvurmuş kişilerde sonraki hayatlarına çok çabuk uyum sağlayabiliyorlar. Ama buna başvurmamış insanlarda çok daha duygusal yoğunluğun fazla olduğu, psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu kişilerin iş hayatına yansıyabiliyor, sosyal hayatlarına yansıyabiliyor ve bu şekilde süren bir durum var. O yüzden ilk başlarda belirli bir umutsuz bir şekilde, daha doğrusu gelen bu süreç nasıl olacak diye, acaba bu süreç bitecek mi diye gelen kişiler
Görüşmelerin sonunda genellikle ki bu belirli bir zaman alıyor görüşmeler. Görüşmelerin sonunda çok daha mutlu ve çok daha sağlıklı bir şekilde süreci sonlandırıyorlar aslında. Çünkü bir yönlendirme ve destek söz konusu bu noktada. Ve belki de işte duygusal dediğiniz gibi herhangi bir anlam taşımayan davranışlar da ortadan kaldırıldığı için olumsuzluklar da aşılmış oluyor. Tabii bir de dediğiniz gibi aile mahkemelerinde iyi insanların en kötü halini görüyoruz dediniz. Bu gerçekten çok önemli bir cümleydi benim için. Çünkü aileler sadece eşlerden oluşmuyor, çocuklar da var. Ve dolayısıyla çocuklar da belki bu sürecin en olumsuz kısmını gören bireyler oluyor diyebiliriz. Ve arabuluculuk faaliyetleri de belki çocukların da maruziyetini azaltabiliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani şu şekilde ifade edeyim çocuklarla ilgili. Bu süreçte boşanmaya karar vermiş kişi çiftler biraz daha şu şekilde tamamen kendi duygularına yoğunlaştığı için kendini durumlarını daha ön planda tuttuğu için o süreçte özellikle çocuk varsa çocuklar çok ciddi anlamda ihmal ediliyor ve çocuklar bu tartışmalara, bu çekişmelerin hepsine şahit oluyorlar. Ve bu süreçte çocuklar yani boşanma süreci bittiğinde yetişkinler, çiftler, anne babalar bir şekilde normal hayatlarına dönebilirken çocuklar bu süreçten çok bütün hayatı boyunca etkilenebilecek bir duruma gelebiliyor. O yüzden biraz da yani baktığımızda aslında bu boşanma arabuluculuğu desteği almak sadece kişilerin sonraki boşanmadan sonraki hayatlarına daha sağlıklı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlamakla birlikte aynı zamanda çocukların daha az bu tür tartışma ortamlarına, bu tür olumsuz durumlara maruz kalmalarını da önüne geçmiş oluyor. Ve çocuklar boşanma sürecinin daha minimal bir şekilde etkilenmelerini sağlıyor aslında. Çekişmeli davalarda şunu birebir net olarak görüyoruz. Mesela çocukları düşünmeden, çocukların yanında çok ses tonları yükselerek karşı taraftaki diğer bireyi daha fazla sırf acıtmak için çok olumsuz sözler, davranışlar sergilenebiliyor. Ve çocuklar bu süreçte buna maruz kalıyor. Peki bu süreçte çocuklar, bu sürece maruz kalmış çocuklarda nasıl bir örüntü ortaya çıkmaya başlıyor? Şöyle ifade edeyim, daha çok oyun çağında veya ilkokul çağlarındaki çocuklarda buna maruz kalan, bu tür davranışlara, anne babasını bu tartışmalarına maruz kalan çocuklarda özellikle içe çekilmeler, ciddi bir şekilde üzüntü ve kaygı bozuklukları ortaya çıkmaya başlıyor. Ve sonraki süreçlerde erken müdahale edilmediğinde bu çocuklar bütün hayatları boyunca böyle bir problemle devam etmek zorunda kalıyorlar. Biraz daha belirli bir yaşın üstünde, daha bunu o süreci algılayabilecek düzeydeki çocuklarda ise daha çok öfke duygusu ön plana çıkmaya başlıyor. Sosyal çevresi içerisinde daha fazla saldırganlaşmaya başlıyor. Akademik başarısında ciddi bir şekilde bir düşmeler yaşamaya başlıyor. Sosyal ilişkilerine hem arkadaş ilişkilerine hem romantik ilişkilerine ciddi bir problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu aslında sadece o süreçte de yetinmiyor. Aslında sadece o dönemi etkilemiyor aslında. Sonraki süreçlerde bu durumlara maruz kalmış çocuklarda romantik ilişkilerine, evlilik ilişkilerinde yarın öbür gün ebeveyn olduklarında aynı şekilde bu örüntüleri aslında gördüğü için rol model olarak anne babasını alarak ilişki içerisinde olduğu partnerine de benzer davranışlar gösterme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Aynı zamanda tabii ülkemizdeki boşanma durumlarının profilleri nasıl ve baktığımız zaman bu durum bize neler anlatıyor? Bunu da merak ediyoruz çünkü çocuklardan bahsettik hemen öncesinde. Çünkü çocuklarımız da bu olumsuz durumdan en çok etkilenen grup. Yani yaşı büyük olsun, küçük olsun hiç fark etmeksizin her yaşta insanlar anne ve babaya aslında ihtiyaç duyuyorlar bir yerde. Hal böyle olunca da sizlerden Türkiye'nin boşanma profilini de sormadan edemeyeceğim. Türkiye'de biz toplulukçu bir kültüre sahibiz. Biraz daha ilişkilere çok daha fazla önem veren bir
toplumuz, bir kültürümüz var. Aile kavramının kendisi de ayrıca çok kutsiyet atfedilen bir durum. Çok merkezi bir noktada yer alan bir durum. O yüzden boşanma durumu ilk ortaya çıktığında aslında sadece boşanmaya karar vermiş kişiler değil. Aynı zamanda çevresindeki her iki partnerin ebeveynleri, çevresindeki diğer kişiler de olaya dahil olduğu için aslında bu süreci biraz daha kötü bir duruma sürükleyebiliyor. Ve sadece kişiler etkilenmiyor bu süreçte. Aynı zamanda partnerlerin her birinin kız kardeşleri, erkek kardeşleri, anne babası ve daha üçüncü, dördüncü derecedeki sosyal ilişkilerine iletişim halinde olduğu kişiler etkileniyor. Bu iş arkadaşı olabilir ya da diğer akrabalar olabilir. Ya da büyük anne babalar olabilir. O yüzden aslında Türkiye'de bir boşanma gerçekleştiğinde Türkiye'deki profil, siz sadece kişiden boşanmıyorsunuz aslında. Siz kocaman bir aileden boşanıyorsunuz. Ki kutsiyet atfedilen o ailenin bozulması, toplum gözündeki bakışını ifade ediyorum. Bozulması, bu aynı zamanda o kutsiyetin değersizleştirmesi anlamına da geliyor. Bu iki partnerin hem karşı aileleri tarafına bir tepkiye hem de kendi ailesi içerisinde ciddi bir olumsuz tepkiye maruz kalma durumu söz konusu olabilir. Bu bununla ilgili araştırmalara baktığımızda eğitimin artmasıyla birlikte biraz daha bu süreç daha olumlu anlamda bir etkileme söz konusu olabiliyor. Yani eğitim seviyesi arttıkça aslında bu boşanma süreçlerinin olumsuz örüntüleri azalmaya başlıyor. Eğitim azaldıkça daha gelenekselci, Türkiye'nin belirli daha kırsal yerlerindeyse tam tersine maalesef çok daha olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Ve bununla ilgili şöyle ifade edeyim, yaptığımız bir araştırmada şöyle bir sonuç elde etmiştik hatta. Kırsal yerlerde bu tür durumlarda boşanma ile gerçekleşmiş durumlarda namus cinayetleri dediğimiz kavramsal olarak sebep olabiliyor. Kadına yönelik şiddete ciddi bir şekilde sebep olabiliyor. Bu hem kadının kendisinin kendi ailesi tarafından bir şiddet. Bu sadece fiziksel anlamdaki şiddetten bahsetmiyorum. Bu psikolojik anlamdaki şiddetten, ekonomik anlamdaki şiddetten. Ve kadının evli olduğu eski kocasının ailesi tarafından da aynı şekilde. Ve bu toplumda maalesef, yani Türkiye profili için söylüyorum, Türkiye toplumu için söylüyorum. Maalesef en fazla mağdur olan çiftler içerisinde kadınlar oluyor. Maalesef. Maalesef tabii hal böyle olunca da boşanma arabuluculuğu belki de daha önemli bir hal kazanıyor. Sizce bu noktada boşanma arabuluculuğunun önemi nedir? Şöyle ifade edeyim. Konuşmanın başına biraz da belki değindiğim noktasında çok daha fazla duygular ön planda olduğu için boşanma sürecinde. Boşanma arabuluculuğu desteği aslında bu süreçte tamamen o duygusalın ötesinde biraz daha olayı daha objektif bakabilerek insanları, boşanmaya karar vermiş kişileri daha sağlıklı bir iletişim kanalına getirerek aslında hem sürecin kendisini kısaltmasını sağlayabiliyor, hem boşanmadan sonra kişilerin kendi hayatlarına, kendi yaşamlarına, kendi ideallerine, iş motivasyonlarına, geleceğe yönelik, umutlarına yönelik çok ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Bu boşanmaya karar vermiş ya da boşanmış kişiler için ifade ediyorum. Çocuklar içinse şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Bu sürecin kısaltmasıyla birlikte, yani boşanma arabuluculuğu desteği almış kişiler bir çekişmeli bir şekilde değil de daha uzlaşmış ve daha anlaşmalı bir boşanma ile gerçekleştiği için aslında çocuklar çok az bir kısmına, en azından sonraki süreçte olumsuz durumlara maruz kalmaktan kurtarılmış oluyor. Bu da aynı zamanda çocuklar üzerinde görülebilecek olumsuz etkilerin daha minimalize edilmesini sağlıyor. O yüzden bu anlamda
çok önemli bir noktada durduğunu ifade etmek isterim. Türkiye toplumunda maalesef bu daha hem hukuki hem de gerekli mercilerde belirli bir öneme sahip değil. Ama Avrupa ülkelerine baktığımızda aslında boşanmaya karar vermiş kişilerin ilk başlarda belirli bir uzman görüşü aldıktan sonra ebeveynlik planı dediğimiz bir planla mahkemeye ancak başvurursanız boşanmayı gerçekleştirebiliyorsunuz, yani boşanabiliyorsunuz. Evet, yani bahsettiğiniz şey Murat Bey aynı zamanda sadece hani eşlerin, çocukların değil, hani bütün bir ailenin değil mi? Tıpkı düğüne giderken, düğünü yaparken daha doğrusu herkese nasıl kart veriyorsak, boşanırken de mutluluğumuzla etkilediğimiz gibi mutsuzluğumuzla da etkiliyoruz bir yanda değil mi? Maalesef öyle. Yani şey boyutunu etiketleniyorsunuz bir kere top kendi. Biraz önce sizin de verdiğiniz örnek üzerinde düğüne gelmiş herkes nasıl ki o gün mutluysa siz boşandığınızda o düğüne gelmiş bütün insanlar sizi etiketlemeye başlıyor. Boşanmış. Aynen, bir de eleştirmeye de başlıyorlar sanki bir yandan. Dolayısıyla bu çiftlerin arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor sanki. Hani o ayrı kaldıkları süreçte, boşanma kararı verdikleri dönemde. Dolayısıyla boşanma arabuluculuğu aldıkları destek ve içerik bakımından neler barındırıyor? Mesela kişilere böyle tavsiyeleriniz oluyor mu? Neler barındırıyor aslında şu şekilde, biraz daha evet biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye toplumu gibi toplumlarda boşanma sadece siz eski eşinizden boşanmıyorsunuz, bütün aileden boşanmıyorsunuz, bütün o evlilikle bir araya gelmiş bir iletişimi siz tamamen bitiriyorsunuz aslında. O yüzden de biraz daha fazla bir yüktür. Destek almaya gelen kişilere aslında en büyük söylediğiniz şeylerden bir tanesi şu. Evet, aileniz önemli. Tabii ki kültürel olarak biz hepimiz hani kendi kültürümüz içerisinde bu şekilde yetiştik, bu şekilde büyüdük. Çocuklarla ilgili de aynı şekilde daha bir sağlıklı bir karar verilmesi önemli. Ama her şeyden ziyade şu önemli. Bu kararı verme hakkı sadece sana aittir. Çünkü aile içerisindeki tartışmaların, çatışmaların maruz kalan en fazla sen oluyorsun ve çocuk oluyor. Ve bunu düşündüğümüzde kendi çocuğunun sağlığını, kendi sağlığını, ruhsal sağlığını göz önünde bulundurup o şekilde aslında bir karar vermeniz gerekiyor. Ve bunun içerisinde şunu da ifade etme gereği hissediyorum. Şimdi her gelen çiftte aynı prosedür uygulanmıyor. Her birinin çünkü aile içerisindeki o dinamikleri farklılaştığı için yetiştiği mahalleden veya işte şehirde şehire göre bile farklılaşabiliyor ve bunu ona göre her desteğe başvuran kişiler için bütün dinamikleri göz önünde bulundurup ona göre bir karar vermesine yardımcı olunuyor. Kesinlikle öyle sevgili Murat Bey, vermiş olduğunuz bilgiler ve öneriler oldukça önemli. Şimdi peki diyelim ki boşanma arabuluculuğuna başvurduk fakat bir anlaşma sağlayamadık ya da anlaşma olamama gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Çiftler arasında hiç rastladınız mı? Maalesef oluyor. Maalesef. Şöyle bazen duygular çok daha ön planda olduğu için ya da farklı dinamikler veya etkenler de çünkü kişileri şeyi inandıramıyorsunuz bazen. Bundan en fazla etkilenen sensin. Çocuk varsa çocuktur. Bunu düşünerek bir karar vermeniz gerekiyor dediğimiz noktasında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Kişi bu kararı kendisinin verebileceğini düşünmüyor. Çünkü arka planda biraz önce ifade ettiğim Türkiye toplumunda sadece alacağı karar onu değil bütün ailesini etkilediği için bireysel olarak buna karar vermek istemiyor ve yapmıyor da. Ve maalesef yani bu desteği yarıda bırakıp giden kişiler oluyor. Ve tabii bazen şunu da duyuyoruz, örneğin taraflardan bir tanesinin arabuluculuğa gelmemesi
Bu şey katılmaması ve destek almaması gibi durumlarda da yine diğer eş yalnız kalabiliyor. Yani tamamen böyle zıtlaşılmış bir ayrılık. Bu durumlarda ne yapılabilir? Bu tür durumlarda açıkçası tek taraflı bir destek olduğunda genellikle o kişinin en azından yani hem kendi çocuk varsa çocuk için sonraki süreci, onu bekleyen sürecin ne olduğu ifade edilir. Kişinin sonraki hayatında daha hızlı bir şekilde sonraki hayatına uyum sağlaması, adaptasyonu sağlaması için neler yapabileceği ilgili bilgiler verilir, destek verilir. Ama boşanmanın kendisini bir anlamda çok fazla boşanma sürecinin kendisini hukuki bir anlamda en azından daha kısa bir sürede bitirilmesine maalesef fayda sağlamıyor. Ama bazı noktalarda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Diğer anlaşmaya ya da görüşmeye yanaşmayan kişileri birebir biz iletişim kuramadığımızda avukatları üzerinde bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Böyle bir sürecin hani bunu çünkü şey olarak ifade ediyor. Boşanma arabulucusu dediğimizde ya da işte psikolog bu işi yapıyor dediğimizde kişiler tamamen hani benim ruhsal sağlığım iyi o yüzden ben bunu reddediyorum. Aslında bunun öyle bir durum olmadığını avukatlar üzerine kendisine iletmeye çalışıyoruz. Bazen avukatlar üzerine yaptığımız bu iletişimle anlaşmaya yani iki çifti yani çiftleri bir araya getirip o şekilde biz uzlaştırmaya gidebiliyoruz. Ama bazen de kesinlikle yine de gerçekleşmiyor. Yani bu süreçte sadece görüşmeye desteği alan kişi bundan fayda sağlayabilir. Tabii yani bahsettiğiniz durumlarda katılmayan diğer tarafın yaptığı o olumsuz maruziyeti de göz ardı etmemek lazım. Belki de o da ikna edilebilir. Belki arada çocuklar varsa, belki aile büyükleri varsa. Ama bazen durumlar çok böyle başka boyutlara ulaşabiliyor. O yüzden aslında her zaman sağduyuya ağırlık ve önem vermek gerekiyor, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bazen şöyle taraflardan bir tanesi gerçekten hani anlaşmaya hiç yakın olmayan bir karaktere sahip olduğu için diğer eş de zaten mağdur, daha da büyük bir mağduriyet yaşıyor veya diğer umursamayan eş çocukları da umursamıyor, aileyi de umursamıyor. Hani o bilincin belki kazandırılması bir süreç, bahsettiğiniz 2 ila 8 yıla kadar süren boşanma davaları var. Yani insanın istemediği bir insanla da 8 yıl uğraşması çok zor bir iş, değil mi? Çok yorucu, psikolojik anlamda çok yorucu oluyor zaten. Bu insan bu süreci ilk başlarda gelen çiftlerde şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani çünkü bütün hayatı boyunca yani yaptığı iş içerisinde olsun, sosyal ilişkilerinde olsun vesaire bütün enerjisini bu boşanma sürecinde karşı tarafı daha fazla suçlayabilecek, daha fazla mahkemede delil kazanabilecek çok farklı şeylere zaman ayırıyor. Doğal olarak da bu şeyi etkilemiş oluyor. İş yerindeki motivasyonunu etkilemiş oluyor. Ya da bir özel sektörde çalışıyorsa bu şeye bile işten atılmasına bile sebep olabiliyor. Çünkü kendisini yeterince işine veremediği için ve belirli bazı olumsuz davranışlar gösterdiği için iş yeri sahibi sözleşmeyi feshetme gereği hissediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Özel sektörün dışında sosyal ilişkilerinden bahsediyorduk aslında en son. Sosyal ilişkilerinden iletişim halinde olduğu bütün insanlar bir anlamda bir farklılaşmanın, bir olumsuz durumun gözlendiğini görebiliyorlar ve bu insanlar kendilerini geri çekebiliyorlar ilişkilerinde. Yani o insanla, o bireyle iletişiminde kendilerini geri planda tutabiliyorlar. O zaman da kişi daha çok kendi iş dünyasıyla tek başına kalabiliyor. Sosyal ilişkileri de bozulduğu için. Ve bir anlamda bir yalnızlık duygusu ve birbirini aslında sürekli bir döngü şeklinde birbirini takip eden süreçler ortaya çıkabiliyor. Yalnızlık duygusunun eşliğinde depresyon ortaya çıkabiliyor. Daha farklı diğer psikolojik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. O yüzden aslında baktığımızda sadece olayın şey boyutuyla ilgili de değil. Sadece evet hani karşı tarafı
suçlamaya yönelik ya da davayı daha kendi lehine döndürmeye yönelik çaba aslında dolaylı olarak kendisine dönüyor. Yani aslında boşanmada da her şey böyle kesip kolayca atılabilecek bir durum değil baktığımız zaman. Eğer çiftlerin mesela çocukları varsa boşandıktan sonraki süreçte mutlaka görüşmek durumundalar. Yani en azından çocuğun birbirlerine verilecekleri günlerde ya da işte çocuğun psikolojisinin daha iyi olabilmesi için, öyle değil mi? Dolayısıyla bu noktalarda da sağduyulu olmak önemli. Belki de arabulucuya kulak vermeli ve ona biraz hak vermeliyiz. Evet, yani sizin de ifade ettiğiniz gibi bu süreçte maalesef şey değil, insanlar, Türkiye'de bu arada şunu ifade etme gereği hissediyorum. Türkiye'de bir boşanma arabuluculuğu desteğin olabildiğini de bilmeyen çok büyük bir kesim var. Bu sadece boşanma sürecinde olan bireylerden bahsetmiyorum. Bu avukatlar da, hakimler de ciddi bir şekilde aslında bundan bir haber. Yavaş yavaş aslında bu yer edinmeye başladı boşanma arabuluculuğu desteği ve kavramı. O yüzden hani belki bazı noktalarda şu anda bazı çalışmalar, mesela hukukçulara çalışmak zorunda kalıyor. Belirli seminerler ve paneller gerçekleştiriyoruz. Aslında bu sürecin nasıl işlediği ile ilgili. Buna da belki biraz aslında ihtiyaç var. Çünkü kişiyle boşanmaya karar vermiş kişiler bir anlamda o süreçte bir arayış içerisine girmeyebiliyorlar. Bir boşanma arabulucusu bulmam lazım şeklinde bir arayış içerisine girmiyorlar. Çünkü zaten kendisi boşanma arabuluculuğu desteği kavramı çok daha Türkiye'de çok güncel, çok yeni bir durum. Aslında hazır bundan bahsetmişken sevgili Murat Bey, şunu da konuşabilir miyiz? Mesela bir çift geldiler size danışmanlık amacıyla. Diyorlar ki Murat Bey, biz boşanmaya karar verdik, ne yapmalıyız? Sizin onlara yaklaşımınız ve sorduğunuz sorular, süreç nasıl ilerliyor? Biraz bunları da örneklendirerek anlatır mısınız? Zira dediğiniz gibi boşanma arabuluculuğu kavramı çok henüz duyulmuş bir kavram değil. Evet. Şöyle, ilk başlarda genelde hani zaten çiftler beraber gelmiyor. Biraz daha bireysel görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bireysel görüşmede ilk önce çiftlerden bir tanesiyle bireysel görüşme, sonra diğeriyle bireysel görüşme. Çünkü zaten bu kişiler sağlıklı bir iletişim kuramadığı için böyle bir desteğe ihtiyaçları var. Biraz da sürecin farkındalığını ortaya çıkarmak için bireysel görüşmelerden sonra ikisini, iki partneri de aynı masaya çağırıp orada daha moderatör şeklinde boşanma arabulucusu olayı yönetiyor aslında. Karşılıklı kişilerin ifade ettiği bir durumu, diğer partnerin ifade ettiği durumu daha sağlıklı bir şekilde ifade etmelerini sağlayıp bir suçlayıcı bir dilin ötesinde daha objektif, daha sağduyulu bir şekilde bunu konuşmalarını sağlıyoruz. Murat Bey, çiftler arabulucuyla, avukatla görüştükten önce mi yoksa sonra mı buluşmalılar? Şu şekilde ifade edeyim. Şimdi boşanma arabulucusu hukuki kısmına dahil olunuyor. Onlar tamamen avukatlar eşliğinde çözülen problemler. Kişinin nafaka isteyip istememesi, mal varlığın paylaşımı, ilgili yasalarda ifade edilen kısımların ne olduğu ile ilgili. Bunlar tamamen hukuki kısımlar olduğu için bu kısımda avukatlar ilgileniyor. O yüzden her halükarda eğer kişilerin çok sağlıklı bir iletişimleri varsa zaten ne avukata ne de boşanma arabulucusuna ihtiyaçları olacak, ama genelde biraz daha şey, hani avukatlara gittikten sonra gelip bir destek talebinde bulunuyorlar. Çünkü işin hukuki boyutunun çok ötesinde işin psikolojik boyutu var. İşin psikolojik boyutunda alanında çalışan kişiler bu konuda bilgi sahibi değil maalesef. O yüzden işin psikolojik boyutunda tamamen şeye odaklı. Kişilerin ruhsal durumunu, bu sürecin nasıl yönetileceğiyle ilgili ve çocuk varsa çocuğun ruhsal durumunu ve çocuğun sonraki yaşamında neler yapılması gerektiğiyle ilgili. Ki bu süreçte çiftler gelip en son ortak bir masada buluşturduğumuzda
Çocuk varsa çocuğun yaşına göre, bulunduğu şehre göre, aile dinamiklerine göre, aileden kastım her bir çiftin ailesi, aile dinamiklerine göre bir ebeveynlik planı dediğimiz bir şey hazırlanıyor. Bu çocuk, diyelim ki 6 yaşında bir çocuk, 6 yaşındaki bir çocuk daha ilkokul yaşında bir olduğu için bu çocuk ilkokula okula gittiğinde onu kim okula götürecek? Akşam kim, sabah kim götürecek? Akşam kim getirecek? Sorumluluklar nasıl paylaşılacak? Aynen öyle. Bunun detayları hepsi işte ebeveynlik planı içerisinde yer alıyor. Peki bu çocuk ilkokula diyelim ki devlet okuluna gitti ya da özel okula gitti. Özel okula gittiğinde bunun harcamaları nasıl olacak? Kim ne kadarlık bir sorumluluk alacak? Özel bir etkinlik oldu diyelim ki okul içerisinde bunun ödemesini kim gerçekleştirecek? Çocuğa ayakkabı mı alınacak? Çocuğa günümüz şartları için ifade ediyorum. Telefon mu alınacak mesela? Telefon bir şey için mesela ciddi bir maliyettir günümüzde. Bunların hepsi belirli bir hesaplamaları yapılarak aslında öyle bir planla kişilere bir plan doğrultusunda uzlaştırmaya çalışıyor. Tabii burada şöyle bir şey de var galiba. Mesela çiftlerden bir tanesi çocuğa daha fazla maddi imkan sunarken diğerinin bunun epey altında kalması da çocuk açısından da böyle bir yarışa da neden olabilir sanki, değil mi? Tam onu ifade edecektim. Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi bir birinin maddi kaynakların fazla olduğunda biraz da şey yapabiliyor. Bunu bir bunu kullanabiliyor ve çocuğu kendi tarafına çekmek için çok ciddi bir şekilde farklı şeylere başvurabiliyor. Harcamalar yapıyor, değil mi? Bak ben sana bunu alıyorum ama annen alamaz gibi. Tam olarak da aslında buradaki süreçte üçgenleşme dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Üçgenleşmeden kastımız şu, anne ayrı bir rol izliyor, baba ayrı bir rol izliyor. Anne ile baba arasındaki iletişim farklı, çocuk üzerindeki iletişimler ise farklı. Üçgenleşmede örnek vereyim, babanın daha fazla ekonomi gücü var. Sürekli çocuk üzerine çocuğu daha fazla, tırnak içerisinde bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Daha fazla mutlu etmek, daha babasını daha fazla sevmesine yardımcı olacağı, tırnak içerisinde söylüyorum yine, yardımcı olacağını düşündüğü şeyler için sürekli çok yaygın olan mesele, işte telefon almak, tablet almak, bilgisayar almak ya da işte onu belirli bir şeye götürmek ya da iyi bir kıyafet almak ya da istediği, çok istediği bir oyuncağı almak için bunu kullanabiliyor. Annenin böyle bir ekonomik gücü olmadığı için anne bunu gerçekleştiremiyor. Ve doğal olarak da aslında üçgenleşme dediğimiz nokta burada başlıyor zaten. Veya bazen şunu da görebiliyoruz Murat Bey. Anne mesela çocuğun telefonla oynamasını atıyorum günde 3 saatte sınırlı kılarken çocuk babada geçirdiği vakitte telefon sınırsız. Kimse herhangi bir sınır getirmiyor. Dolayısıyla bu sefer de bak ben seni seviyorum, işte ben seni daha çok seviyorum, telefonla sınırsız oynamana izin veriyorum. Ama annen öyle değil gibi böyle anlamsız farklı yarışlar da aslında çocuğun gelişimini de etkileyen olumsuz durumlardandır diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Hatta bu işte ebeveynlik planında aslında bunların hepsi de ayrı ayrı olarak ifade ediliyor. Ayrı ayrı her birinin bir başlık içerisinde bütün detaylar yazılıyor. O yüzden hani her bir ebeveynlik planı aslında biriciktir. Sadece o kişilere ait bir plandır. Bu yüzden bu plan içerisinde şey ifade ediliyor özellikle. Bir ebeveynlerin bu konuda ciddi bir şekilde tutarlı olmaları. Tutarlılıktan kastım da şu, bir telefonla oynaması yasaksa iki ebeveyn de bunu kendi çocuklar onların yanına gittiği süreçte bunu uygulamaları gerekir. Ortak bir ifade kullanmaları gerekiyor aslında çocuğa karşı. Tutarlılıktan kastım aslında ortak bir ifade. Tam olarak da bu aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çünkü şöyle bir durum oluyor, çocuk bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Kendi işine geldiği noktada eğer ebeveynler bu anlamda tutarlı davranmazlarsa, bu üçgenleşme dediğimiz durum gerçekleşirse çocuk istediklerini daha rahat
yerine getirdiği ebeveyn yanında daha fazla kalmak ister. Ve evet. diğer ebeveyn bu kez daha uç noktada durmaya başlıyor. Tabii bu da bu çocuğun gelişimi hayır. için olumsuz şeylere sebep olabiliyor. Bu şeyi de tetikliyor. Bunu gerçekleştiren kişilerde mesela çocukta bir doyumsuz durum gerçekleştirebiliyor. Şöyle bir şey ifade edeyim. Siz bir normal bir telefon aldınız diyelim ki 15-20 yaşındaki bir çocuğa. Çocuk sürekli daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini. Bu çocukta şey durumu ortaya çıkartabiliyor. Doyumsuz bir şekilde aldığı şeylerde ya da onu mutlu etmemeye başlıyor. Bunu da tetikleyebiliyor. Akademik başarılarına düşmesine sebep oluyor. Çünkü akademik başarılar artık onun için bir ifade, bir anlam ifade etmiyor. Sosyal evet. ilişkilerinin aynı şekilde. Bu bir anlamda aslında bir kelebek etkisi dediğimiz bir etki yaratıyor. Yani yapılan basit bir şey çocuğun alanın hayatındaki bütün faktörleri tetikleme durumu olabiliyor. Evet, o yüzden Murat Bey. Bu yüzden hani bu süreçte aslında arabuluculuğu desteğin neden bu kadar önemli olduğunu belki bu örnekle aslında ifade etmiş olduk. Ufak bir reklam arasına gitmem gerekiyor Murat Bey. Çok güzel anlatıyorsunuz. Bölmek istemiyorum ama reklamın hemen dönüşünde de boşanan ailelerin çocuklarında hangi psikolojik problemler görülürü konuşmak isteriz. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'te kısa bir ara.